önce Messi ve Ronaldo ile yaptığımız konsepti bugün Neymar'la yapıyoruz. Neymar Dünya Kupası'nı kazanana kadar futbolu bırakmasına izin vermeyeceğiz. Gördüğünüz üzere Neymar Junior karşınızda, şu anda 29 yaşında. Bu sezon Dünya Kupası'na katılacak Brezilya ile beraber. Ve eğer kazanamazsa 4 sezon simüle edip diğer Dünya Kupası'nı kazandırmaya çalışacağız. Onu da kazanamazsa yine bir 4 sezon daha gidip öbür Dünya Kupası'nı kazandırmaya çalışacağız. Ve o kupa gelene kadar sana rahat yok Neymar. Dostlar zaten konsepti az önce açıkladım. Daha önceki videoları izlemediyseniz bence gidip izleyebilirsiniz. Çok eğlenceli oldu. Bakalım Neymar Junior Dünya Kupası'nı kazanabilecek mi? Kaç Dünya Kupası sonra futbolu bırakmasına izin vereceğiz? Bunların hepsinin cevabı videomuzda olacak. Dilerseniz bir gidelim Brezilya kadrosunu seçelim ya. Tabii ki bu esnada sizden like ve yorum bekliyorum arkadaşlar. Bu videoya kaç bin like olsun? 7891 like bekliyorum. Tamamen kafadan attım. Ayrıca bugün yaptığımız bu konsepti başka hangi futbolcularla yapalım? Yorumlara yazmayı unutmayın. Aslında konsept Neymar üzerine kurulu gibi gözüküyor. Yani öyle hani Neymar'ın futbolu bırakmasına izin vermiyoruz ama ana olay Brezilya'ya Dünya Kupası kazandırmak. Bir nevi FIFA 22'de Brezilya rebuild'i yapıyoruz aslında. Şimdi bence bu takımın 3 tane kaleciye ihtiyacı yok. Bu yüzden bazı oyuncuları getirebiliriz. Gabriel Jesus gelsin abi. Zaten gelebilecek herkes buradaymış ya. Diğerlerinin reytingi çok düşük. Böyle iyiyiz, tamam. Kadroyu kaydet dedik. Takım nasıl oynuyor? Takımın bir oynayış biçimini düzeltmemiz lazım. Bak Fabinho stoper oynar, tamam mı? Fabinho'yu stoper oynatacağız. Hiç öyle eksi 2 gibi şey yapma Fabinho. Sen oynarsın. Felipe'den daha iyi oynarsın yani. Ben bu takıma fena ayar çekeceğim, iyi izleyin. Bir kere bu takım bu formasyonla oynamaz baba. Onu baştan bir ayıktırayım. Aa, şöyle bir çift santrfor mu be? Ne diyorsun? Ama santrforlar aşırı iyi değil. Abi kanatları iyi bu Brezilya'nın ya. Bayağı iyi kanatlar var. Reis şöyle oynayacağız. Neymar'ı ofansif orta sahaya getireceğiz, tamam mı? Santrforda artık Barboza mı oynayacak? Kim oynayacak? Onlar oynasın. Sağ kanatta Antony, Rafinha, Jesus, bunlar birbirleriyle paylaşsınlar. Sol kanatta Vinicius Junior. Çok iyi oldu. Orta sahada Casemiro, Fabinho yan yana. Bana şeyi hatırlattı. Josef Mehmet Topal ikilisini hatırlattı. Bu yüzden bu ikiliyi bozacağız abi. Hayırdır yani. Bu merkezi orta sahaya farklı bir oyuncu bulmamız lazım ya. Nasıl olacak o iş? Bak o iş olmadı mesela. Paketi oynar mı? Paketi oynaman lazım. Yapma. Oynamıyormuş. O zaman orta sahada o ikisi oynayacak. Stopere Militao'yu getireceğiz. Böyle abi. Kalede de Alisson. Sol bek Renan Lodi var. Renan Lodi oynasın. Sağ bekte de istediğimiz gibi değil sağ bek. Yapacak bir şey yok. Danilo oynayacak sağ bekte. Oğlum daha iyi bir sağ bek yok mu lan? Aa, bekle bakayım. Danilo yerine vardır ya. Bir sürü stoper falan var. Dur bakayım, daha iyi bir sağ bek buluruz. En azından daha potansiyelli falan. Ha bak Alex Tes var. Alexandro var. Bunlar sol bek ama sağ bek de oynar. Emerson var sağ kanat beki. Abi biz bence şey yapalım. Şu Arana'yı çıkar abi. Arana potansiyelsiz futbolcu, lisanssız. Onun yerine mesela Alexandro'yu alalım. Tamam, Alexandro iyidir. Bir rating bir ratingdir abi. Bunlar önemli. Kompakt bir oyuncağım Alexandro. Baksana çoğu şey yeşil. Kaptanlığı da Neymar'a verdik arkadaşlar. Ne zaman başlıyor Dünya Kupası? Hazır mıyız? Haziran'da falan başlıyor herhalde. Normalde kışın başlaması lazım da oyunda öyle değil. Tarafsız milli maçlar. Haydi bakalım geçelim. Bana bir daha kadro seçtiriyor. Reis seçtik zaten. Oo, Bruno Guimaraes var. Dur bakayım, o stopere çekme işini yaparız öyle. Coutinho çık baba. Guimaraes girsin. Guimaraes iyi ya. Oscar Moscar da var ha. Gereksiz biri varsa çıkarıp Oscar'ı alabiliriz. Oscar'ı almak istiyorum şu anda. Danilo yürü lan. Yürü git. Oscar gelsin. Çok ortası aldık ama umurumda değil. Oscar'ı görmek istiyorum. Bence siz de istersiniz abi. Zaten bu konu hakkında bir videoda yayınlayacağız. Twitter'da hatta sizlere sormuştum. Bayağı bir öneri geldi. Evet, gruplara gel. Brezilya, Danimarka, Finlandiya, Ukrayna. Tamam. Bu gruptan kesin çıkarız diye düşünüyorum. Bakalım sonuçlar nasıl olacak? Ne yapacağız, ne edeceğiz merak ediyorum. Hayırlısıyla 2022 Dünya Kupası'nı açıyoruz. Hayırlı olsun. Bakalım Neymar bunu kazanacak mı? Richarlison, Marquinhos ve Vinicius Junior. 3 golle geçiyoruz. Yeniyoruz daha doğrusu bunları. Geçmiyoruz abi, gruplardayız sonuçta. Devam. Kaptan önerisi ya. Liderliği yok ne demek Neymar? Neymar bu ya. Hadi yürüyün gidin işinize bakın ya. Neymar abi adam. Liderliği yok diyor bir de. Aa lan, Paris'te sözleşmesi dolan adamlara bakmadık lan. Biliyorsunuz ki Paris'te şeyiz. Bir yandan teknik direktörüz burada. Şimdi Ukrayna'ya karşı oynayacağız. Hemen hızlı simüle ediyorum. Yeneriz bence. Rahat yani bunlar. Neymar Junior golünü atmış. Helal olsun. Bak Messi ve Ronaldo'yla direkt ilk Dünya Kupası'ndan
başarıya ulaşmıştık. Acaba Neymar'la ne yapacağız? Bu arada adam formda. Mayıs ayının oyuncusu ödülünü aldı orada. Şimdi Danimarka ile oynuyoruz. Diğerlerine göre bir tık daha iyi bir rakip. Bakalım ne yapacağız? Ve 2-2 kaldık. Bu kötü oldu işte. Gerçi 8 şut atmışız. Çok daha iyi oynamışız. Grup birincisi olarak çıktık değil mi? Herhalde öyledir yani. Öyle tahmin ediyorum. Danimarka ile aynı puandayız. Grup birincisiyiz. Tamam. Aa, taraftarlar bize güvenmiyormuş lan bu arada. Brezilya taraftarları. Ne hakla bize güvenmiyorsunuz? Siz son zamanlarda ne yaptınız da bana güvenmiyorsunuz? 8 yediniz Almanya'dan. Finalde Copa Amerika'da Arjantin'i de yenemediniz. Messi baba aldı orada. Bana güvenmiyorlar ya. Şaka bir yana harbiden Brezilya uzun zamandır milli takım bazında başarılı olamıyor. Şöyle bir Dünya Kupası yakışır. Bu yıl yakışır değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Dünya Kupası'nda kimi destekliyorsunuz? Ben mesela peşin peşin söyleyeyim. Arjantin'i destekliyorum. Bizim milli takımımız orada olmadığı için tabii ki. O da neden diyeceksiniz? Neden Arjantin? Çünkü Messi reis orada. Devam ediyoruz. Macaristan. Oğlum Macaristan'ı çok kolay eleriz. Bu arada söylemeyi unuttum. Oyunda yama var. EEP modu var. Yeni böyle milli takımlar lisanslandı, eklendi. Mesela grupları gösterelim. Görüyorsunuz Fransa çıkmış. Yeni eklenen bir milli... Macaristan falan yoktu diye hatırlıyorum. Uruguay yoktu mesela, lisanslı değildi. Bu milli takımlar oyuna eklendi. Bosna Hersek eklendi mesela. Bu yamayla bir video çekmemi isterseniz de yorumlara yazın. Bir şeyler yaparız arkadaşlar. Arjantin gruplardan çıkamamış lan. Avusturya ile Norveç'e bak. Messi reis ne yaptın? Portekiz nerede? Portekiz birinci çıkmış. Ronaldo ile bakalım kapışacağız mı? Orası da kritik. Orası da kritik. Şimdi Macaristan'a karşı çok kolay bir tur. Hızlı simüle ediyoruz. Hiç zorlanacağımızı sanmıyorum. 3-2 zorlanmışız. Gabriel Barbosa, Neymar ve yine Neymar. Neymar 2 gol atıyor. Karşı taraftan da golleri atmışlar. Bu da Zalai'nin takımı bu arada Macaristan. Ooo, Almanya geldi. İşte burada elenirsek elenebiliriz. Gerçi biz de boş değiliz abi. Biz de boş değiliz yani. Kadro merkezi hemen bir bakalım. Formda mısınız abi? Herkesin formu iyi gözüküyor. Dünya Kupası'nda oynuyorlar diye motiveler herhalde. Bruno Guimaraes nerede? 82 rating. Hocam sen bir yedeklere gel. Kimin yerine geleceksin? Ona da karar veremedim. Gelme. Şöyle Roberto Firmino girsin yedeklere. Onun oynamaya hakkı var. Bir de Rafinha'yı oynatalım sağda. Antony'den daha iyi durumda şu an. Bir rating daha fazla. Neymar bak, bunu kazandın kazandın. Yoksa futbolu bırakmana asla izin vermeyeceğim. Bir ara açıklamalar yapıyordun. Hani bırakacağım falan gibisinden. İzin vermem yani. Başına çökerim senin. Abi Almanya'ya karşı ne yapacağız? Çok heyecanlandım. Cross oynuyor lan stoperlerinde. Bunları yenmemiz lazım. 8 mi yemişti, 7 mi yemişti Brezilya? Bak onun intikamını almanız lazım. İntikam alınacak şimdi. Alın intikamı. Oo, Vinicius Junior 1-0. Ama Almanya'da yani şeyden belliydi kazanacağımız. Cross'u stoper oynatıyorlar abi. Ne yapıyorsunuz? En teknik oyuncunu orada harcıyorsun. Ne yaptın yani? Arkadaşlar yarı finaldeyiz. Neymar şu an böyle kupaya uzandı. 2 maç kaldı kupayı kazanmasına. Avusturya. Oo, Cillop. Gerçi Cillop diyoruz da. Bu Avusturya şeyden birinci çıktı. Arjantin'in olduğu gruptan birinci çıktı. Dikkat etmek lazım. Ama bizim kadroya bakıyorum da. Yani diğer milli takımlara göre reytingler çok üstün. Kale 90. Stoperler manyak. Bir tek santrfor biraz daha iyi olabilirdi. Orada da mesela Firmino oynar mı? Firmino -2 oynuyor. Neyse Barbosa'yı oynatalım. Ben severim Gabriel Barbosa'yı. PES liginden biri, adamı seviyorum. Kral yani, orada da hep atıyordu. Hadi bakalım abi, yarı finalde Avusturya. Alnımızın akıyla finale çıkarız umarım. Sabitzer, Baumgart'la fena takım değil ama ya bunları elememiz lazım artık yani. Biz de Brezilya'ysak eleyeceğiz ha yani. 8 şut 7 fırsat. Vinicius Junior, Neymar ve Gabriel Barbosa atıyor golleri. Gabigol. Vallahi Neymar iyi oynadı ha bu turnuvada. İtalya yarı finalde Portekiz'i eliyor ve finalde karşımıza geliyor. İtalya'ya karşı oynayacağız. Sana bir şey diyeyim mi? Heyecan verici bir maç. Gerçek hayatta böyle bir maç oynansa izlemesi çok zevkli olurdu bence. Takımı görüyorsun. Anlatacak çok da fazla bir şey yok. Video yine çok kısa olacak kazanırsak ya. Ama bunu tahmin etmem gerekirdi. Çünkü reytingler Arjantin ve Portekiz'e göre burada daha yüksek. Casemiro, Fabinho falan. Sen ne diyorsun abi yani? Bakalım İtalya'yı yenebilecek miyiz? Geliyor şimdi Brezilya. Karşıda da iyi bir takım var ve Brezilya, Samba do Brasil. Gol Gabriel Barbosa. Ulan Neymar da Ronaldo ile Messi gibi ilk sezonundan kazanıyor Dünya Kupası'nı. Allah kahretsin, bir kere de zorlanalım şu konsepte ya. Neyse ben tebrik ediyorum, kutluyorum tabii ki. Sonuçta adam başarılı oldu. Dünya Kupası Neymar Junior'ın. O da yırttı biliyor musun? Yoksa ona da acı çektirecektim. 40 yaşına bile gelse hala Dünya Kupası'nda oynatacaktım onu. Yırttı. Vallahi yırttı. Dur bir Neymar Junior'a bakalım, takıma bakalım. Burada keşke golleri falan gösterseler. Şeyden bakacağız. Şuradan verimlerden bakacağız. Evet, Dünya Kupası'nda
arada Joao Felix 5 gol atmış. Depay 4 gol. Mbappe 4 gol. Neymar 4 gol. Neymar Junior Gabriel Barbosa ile beraber 4'er gol atmış. Gayet iyi. Arnautovic, Rafael Leao falan diye gidiyor. Messi ile Ronaldo nerede? Messi 18. olmuş. Çok kötü. Reis ne yaptın ya? Ronaldo'yu da listede göremiyoruz bu arada. Asist krallığında Pedro Gonçalves var Portekiz'den. Demek Portekiz de iyiymiş ama işte İtalya onları eledi. Bizden birilerini pek göremiyoruz asist krallığında. Hah, buradalar. 15-16, 16-17 ve 18. olmuş bizim oyuncularımız. Yeter. Gol yenmeyen maçta Ederson, Stankovic ve Kragno birinci olmuşlar. Abi bunlar maça çıkmamış ki ama, sıfır maç. Bu nasıl birincilik abi? Bak oyunun bug'ını yakaladık. Kariyer modunda Dünya Kupası'nın istatistiklerinde kalecide oynanan maçı saymıyorlar abi. Böyle bir saçmalık olabilir mi? O zaman şey, atıyorum yani İsmail Çipe de burada birinci o zaman. O da hiçbir maçta gol yemedi Dünya Kupası'nda sonuçta. Böyle saçmalık mı olur ya? FIFA lütfen yani, lütfen. Dünya Kupası'nda Neymar Junior gayet güzel bir şekilde geldi. Macaristan'ı eledi önce. Sonra Almanya'yı eledi. Avusturya'yı eleyip finalde İtalya'yı yendi. Üçüncülük maçını da kaybetmiş bu arada Portekiz. Demek Avusturya güçlüymüş. Biz onları iyi yendik. Almanya maçı bence kırılma maçıydı bu arada, onu da söyleyeyim. Almanya maçı çok kritikti. Portekiz'e bak sen. Onlar İngiltere'yi elemiş. Hollanda'yı falan da elemişler. Manyaklara bak. Vay be. Çok güzel bir Dünya Kupası oldu. Neymar Junior, ben tekrardan seni kutluyorum. Adamın kralısın. Bugünkü videomuzu da kazandın. Aynı konsepti başka kimlerle görmek istersiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Messi, Ronaldo ve Neymar Junior'la yaptık. Bundan sonraki videolarımız biraz daha zor olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü hani diğer milli takımlar daha güçsüz. Mesela bir İbrahimovic falan yapabiliriz. O çok eğlenceli olur. Yorumlara istediğiniz şeyleri yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bu dakikaya kadar da izlediyseniz bir aboneliğinizi alırım. Hemen aşağıdan böyle tıklayıp abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Ardan Papazyan ailesi.